Aztek uygarlığından daha önceki videolarımızda bahsettik arkadaşlar. Ama bu videoda Aztek uygarlığı ile karıştırılmaması gereken Aztek İmparatorluğu'ndan bahsedeceğiz. Uygarlık yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda yaşamış, daha geniş bir insan grubunu temsil ederken Aztek İmparatorluğu İspanyol kolonileşmesinden 100 yıl önce kurulan özel bir oluşumu bize e, tarif ediyor ve temsil ediyor. Şimdi ekranda bugün Güney Meksika olarak bildiğimiz dünya haritası üzerinde buraya denk gelen bölgeye ait yakınlaştırılmış bir harita var. Haritada birçok şehir devleti olduğunu görebiliyorsunuz. Şehir devleti kendi başına devlet olarak kabul edilebilecek, kendine ait bir politik düzeni olan, başka bir yapıya bağlı olmayan bir oluşumdur. Bunu antik Yunanistan'daki Atina ve Sparta şehir devletleriyle özdeşleştirebiliriz. 14. yüzyılda Texcoco Gölü etrafında oldukça enteresan şeyler gerçekleşmiş. 1325'te Texcoco Gölü'nde bulunan bu adada Tenochtitlan doğru söylemeye çalışıyorum. Tenochtitlan kuruluyor. Başlangıçta Texcoco Gölü'nün çevresindeki zayıf şehir devletlerinden biri olan Tenochtitlan'ın etrafında örneğin Texcoco Ascopotzalco biraz zor bir isim. Ascopotzalco gibi kuvvetli şehir devletleri bulunuyor. Bu noktadan 100 yıl kadar ileriye gittiğimizde Ascopotzalco'da bir iç savaş başlıyor. Hükümdarları ölüyor ve kimin başa geçeceği konusunda bir savaş başlıyor. Bölgede bulunan şehir devletleri de taraflarını seçmeye başlıyorlar. Sonuç olarak Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan Aztek üçlü ittifakı olarak da anılan üçlü ittifakı kurup Azcapotzalco'yu fethediyorlar. Azcapotzalco'nun fethi Aztek İmparatorluğu'nun da tohumlarını atıyor. Üç tane şehir devleti arasında bir ittifak olarak başlayan ve bölgedeki diğer şehir devletlerinin katılımıyla büyüyen bu oluşum zaman içinde Tenochtitlanın başkent olduğu bir düzene dönüşüyor. Bu arada Meksiko halkının yaşadığı şehir devleti olan Tenochtitlan bazen Meksiko Tenochtitlan olarak da adlandırılır. Hatta günümüzdeki Meksiko ismi de buradan gelmektedir. Evet ne diyorduk? Bu oluşum her ne kadar bir ittifak olarak başlamış olsa da Tenochtitlan ittifakın ve Aztek İmparatorluğu'nun başkenti haline geliyor. Bu durum Hernando Cortez'in 1521'deki işgaline kadar yaklaşık 100 sene boyunca bu şekilde devam ediyor. Hernando Cortez'in bu imparatorluğu fethedişinin hikayesi de oldukça ilginç ama ne yazık ki bu videoda tüm detaylara giremeyeceğim arkadaşlar. Hernando Cortez yüzlerce istilacıyı bu imparatorluğu fethetmek için ikna ediyor. Ayrıca çevredeki şehir devletlerinden de Meksiko halkıyla ya da Aztek imparatorluğu ile sorunları olan on binlerce hatta bazı kaynaklara göre yüz binlerce askeri topluyor ve bu fethi gerçekleştirebiliyor. Meşhur Tenochtitlan şehrinin yönetimini ele geçiriyor. Bu arada imparatorluğun o dönemde ne kadar gelişmiş olduğunu da eklememiz lazım. Gölde yer alan adaya ulaşmak için köprüler inşa etmiş, selleri kontrol etmek ve tatlı su elde edebilmek için yağmur kanalları yapmışlardı. Bunların hemen hemen hepsi istilacılar bölgeye geldiklerinde harap edildi. Ve bu yüzden bu gölün etrafında Tenochtitlan'ın yerine kurulan Meksiko Gelecekte uzun bir süre sellerle mücadele etmek zorunda kaldı. Hatta ve hatta sellerle baş edebilmek için çareyi gölü kurutmakta buldular. Buradaki önemli olan konu, Aztek uygarlığının sonlarına doğru, yani İspanyol istilacıların gelişinden yaklaşık 100 yıl önce bir imparatorluk kuruluyor olması. Şehir devletleri arasında bir ittifak olarak başlayan ama daha sonra vergi toplayan bir devlete dönüşen ve ayrıca Yucatan Yarımadası'nda bulunan Mayalardan da oldukça farklı bir imparatorluk. Mayalar büyük haritada bu bölgede yer alıyorlardı. Maya uygarlığı bağımsız şehir devletlerinden oluşmaktaydı. Bu şehir devletlerinden bazıları belli zamanlarda daha kuvvetli ya da daha fazla söz sahibiydi. Ancak Aztek imparatorluğunun farkı imparatorluktaki diğer şehir devletlerinin Tenochtitlan'a vergi ödüyor olmasıydı. Evet, İspanyollar tarafından fethedilene kadar bölgede bulunan diğer şehir devletleri imparatorluğun başkenti olan Tenochtitlan'a vergi ödemişlerdi. Son olarak İspanyolların Tenochtitlan'ı fethinin yüzlerce istilacı, çevre-şehir devletlerinden aldıkları destek ve bölgedeki nüfusun %50'sini öldüren çiçek hastalığı sayesinde mümkün olabildiğini bir kere daha belirterek videomuzu sonlandırabiliriz.